MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında gerçekleştirilen ikinci miting olan 2023'e doğru, aday belli karar net mitingleri kapsamında, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Bahçeli'nin mitingine, siyasiler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Meydana giden güzergahta yoğun kalabalığın karşıladığı Bahçeli'ye, tarihte kurulan 16 Türk Devleti'nin bayraklarını taşıyan gençlerle, atlı ekip eşlik etti. Kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamlayan Bahçeli, daha sonra açık hava toplantısının gerçekleştirileceği alana geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bahçeli'ye vatandaşlar tarafından yoğun bir sevgi gösterildi. Bu muhteşem tabloya biliniz ki iftihar ediyorum. Üç hilalin önünü aydınlatıyorsunuz. Üfleseniz uçacak, haykırsanız kaçacak, dokunsanız devrilecek, yürüseniz dağılacak. Çıkarcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir, ne de ülkü ve ülkeye adanmış hayatlarımızı anlayabilir. Cumhur İttifakı'na destek veriyor musunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyor musunuz? Yıkık değirmende 40 gün eğlenenler bu evetlerin tümüyle şaşkına döneceklerdir. Zillet içinde bocalayanlar bu evetlerle donup kalacaklardır. 2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacaktır, ya da Cumhur'un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır. Ya yurdum diyeceğiz, ya da yokluğa mahkum olacağız. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçecek, ya da bu haklarımızı sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Mandacılara, mayası ve meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır. Zillet İttifakı'nın Türkiye lehine tek bir sözünü duyan yoktur. Bu ittifakın ne makul bir hedefinden ne de akla yatkın bir projesinden bahsetmek mümkün değildir. Milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar. Terör örgütlerini aklıyorlar. Zulmü alkışlıyorlar. Zilleti aklıyorlar. Melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karşımızdadır. Keçeyi suya salmışlar. Türk milletinden umudu kesmişlerdir. Çok açıktır ki Zillet İttifakı Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Zillet İttifakı Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır. Şimdi siz söyleyiniz. Şimdi sizler haykırınız. Cevaplarınız Sibil Dağı'nda yankılanıp altılı masayı sallasın. Geliyor gelmekte olan diyen tabansızlara. Asıl gelenin, asıl gelmekte olanın Türk milletinin kutlu iradesi olduğunu gösterecek misiniz? Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacak mısınız? Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Cumhur'un zaferiyle süsleyecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'ni tertemiz oylarınızla yükseltecek misiniz? Cumhur İttifakı'na omuz ve olur verecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyecek misiniz? Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve kudretten
zilletle bahsedilemez. Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir.